Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere bu güzel modeli göstermek istiyorum. Şöyle ajurlu güzel bir model. Bunun ile yelek yapabilirsiniz, yazlık örgüler yapabilirsiniz, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Modelimiz arkadaşlar 15 ilmek katlarından oluşmakta. Şöyle 14 tane model için bir tane de araya 15 tane ilmek ve katları artı en son 3 ilmek ilave edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka tarafı da bu şekilde. Şöyle. Şimdi ben daha önce şöyle bir tane örneklik başladım. Şu kadarcık bir örneklik başladım. Yani 15 artı 3 18. 18 ilmek başladım. Evet, şimdi hanımlar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Bu kenardaki gidecek, aradaki gidecek olan ilmeğim bu ikinci ilmeğim. Bu bir tanesi de kenar ilmeğim zaten. Şimdi 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Birinci ilmeği alıyorum, ikinci ilmeği çeviriyorum şöyle ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tutuyorum arkadaşlar. Bir tane ajur doluyorum. Bir, iki tane ördüm. Bir tane ajur doladım. İki ilmeği birlikte düz olarak kestim. Tekrar bir, iki, üç, 4 tane düz ilmek ördüm. Bir tane ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Model çok kolay arkadaşlar. Çok güzel. Zevkle yapılan bir model. Tavsiye ederim. Özellikle angora ile yelek yaparsanız harika oluyor. Bebek örgülerine de tabii ki bebe yünü kullanacaksınız. Şimdi örgümüzün ön tarafındayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrar kenardaki modelin kenarından giden ilmeği ters örüyoruz. Tekrar 1 2 3 tane düz ördüm. Alt sırada 4 taneydi, şimdi 3 tane ördüm. İlmeğimi alıyorum, ikinci ilmeğimi çeviriyorum arkadaşlar. Ve ikinci ilmeğin şöyle arka tarafından iki ilmeği birlikte tutuyorum. Ajur doluyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. 2 tane ilmeği birlikte tutuyorum. 1 2 3. 3 tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Şöyle kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar ilmeğimi örmeden aldım ve diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümüzün ön tarafındayız. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu düz olan kısımdakiler zaten modelimiz. Kenarlarda birer tane ilmeğimiz var. Bunlar aradaki tek ilmeklerim. Yani şöyle şu aradaki ilmeğim. Bunu ön tarafta ters olarak örüyoruz. Arka taraftan şöyle bu şekilde ördüğümüzde bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. O zaman model böyle arada çok güzel duruyor.
Tekrar örgümün ön tarafındayım ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane aradaki o ilmeğimi ters ördüm. Bir, iki tane düz ilmek ördüm. İkinci ilmeğimi çeviriyorum. İki ilmeğimi birlikte tutuyorum. Ajur doladım. Şimdi arkadaşlar tekrar burada ikinci ilmeğimi çeviriyorum. İki ilmeğimi birlikte tutuyorum. Ajur doluyorum. Bir, iki tane düz ördüm. Ajur doladım. İki tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. Ajur doluyorum. İki tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bir tane ters ve kenar ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, şöyle tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ördüm. İkinci ilmeğimi şöyle alıyorum ve çeviriyorum. İki ilmeği birlikte tutuyorum. Ajur doladım. Tekrar ikinci ilmeğimi çeviriyorum. İki ilmeği birlikte tutuyorum. Ajur doladım. Bir, iki, üç, dört tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. İki ilmeği birlikte tutuyorum. Ajur doladım. İki ilmeği birlikte tutuyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafında ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arkadaşlar sizlere arada aklıma geldikçe tekrarlayacağım. Örgünüzün ilmeklerini hesaplamak için mesela bu modeli yapacaksınız. Hangi ipi kullanacaksanız, hangi şişe ipinize uygun olan şişi kullanacaksanız ona göre o iple ve şiş ile bu kadar bir parça başlayın. Bu başka bir modelde de olabilir. Hangi modeli yapacaksanız onu. Başlayacaksınız. Bir miktar ördükten sonra şu kısmını ölçeceksiniz. Öreceğiniz örgünün ölçüsüne şöyle hesaplayacaksınız. Mesela buradan buraya bir motif geldi. Böyle iki tane geldi. Böyle üç tane. Ona göre kaç motif geldiyse ilmek sayısını hesaplayacaksınız. Bana bazen özelden de soruyorsunuz. Veya videolarımın altına yorum yaparken soruyorsunuz ilmek sayısı. İlmek sayısı ben vermiyorum. Çünkü ilmek sayısı verdiğim zaman sizi yanıltmış olurum. Örgünüze göre, ipinize göre, şişinize göre sayılar değişiyor. Şimdi arkadaşlar tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmek ördüm. Ve ikinci ilmeğimi çevirerek buradaki son
düz ilmeğimi tutuyorum. Evet. Ajur doladım. Tekrar ikinci ilmeğimi şöyle çeviriyorum. İki ilmeği birlikte tutuyorum. Ajur doladım. Tekrar arkadaşlar ikinci ilmeğimi şöyle çeviriyorum. Ve birlikte tuttum. Ajur doladım. 1 2 Bu ortada zaten iki tane ilmeğim sürekli gidecek. Yalnız arada 4 ilmek oluyor. Arada 2 ilmeğe düşüyor. Tekrar ajur doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Ajur doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Ajur doladım. Bakın burada da son bir tane düz ilmeğim var. Onları da ikisini birlikte tutarak bitirdim. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Örgümün arka tarafında ilk ilmeğimi örmeden aldım ve diğer ilmeklerimi ters olarak örgüme devam ediyorum. Hanımlar bir de bir şey daha söyleyeyim. Mesela hemen direkt videoya bakarak modelinizi öreceğiniz örgüye uygulamayın. Mutlaka önceden ufak bir parça başlayın. Ondan sonra örgünüzü öreceğiniz örgüye uyarlayabilirsiniz. Evet. Şimdi modelimiz bitmiş oldu. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. İlk ajur sıram 5. 1, 2, 3. Ondan sonrası 3. Sonrası 1. Şimdi modelimiz bitmiş oldu. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ters ilmek ördüm. Ve ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Tekrar ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka tarafında ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Diğer sıraya geçmeden önce araya iki sıra bu şekilde örgü gidiyoruz. Evet. Şimdi hanımlar, burada yaptığımız gibi direkt burada da modelimizi tekrar ederek devam edeceğiz. Ama mutlaka araya bu şekilde iki sırayı tamamlayalım, gidelim. Çünkü direkt üstüne koyduğumuz zaman model birbirine karışır. Bakın burada da şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Araya iki sıra gittiğimde daha güzel duruyor. Direk üstüne koyduğumuzda ajurlar birbirine girer. Model kendini göstermez. Evet hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Yardımcı olmaya çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın.